anlaşma ve anlaştırma ahlakımız noktasında da zaaflarımız var hocam. Sıradaki sorumuz bu konuyla ilgili. Karı koca kavgalı. Bunların arasını bulmak gerekiyor. Bunların arasındaki krizi gidermek gerekiyor. Ama büyüklerimiz, o sülalenin, o ailenin ileri gelenleri ihmalkar davranıyor. Bana ne, benden uzak olsun diyor. Ben huzurluyum ya diyor, ben mutluyum ya diyor. Ben niye diyor ağzımın tadını bozacağım ki diyor. Meseleye dahil olma, problemi çözme, problemin çözümünde pay sahibi olma gibi kültürümüz, ahlakımız şu anda dejenere olmuş durumda. Bu noktada zaaflarımız var. Yine burada meşhur bir söz aklıma geldi. Hemen onu paylaşayım sizinle ve dinleyicilerimizle. Problemin çözümünde görev almayanlar. Bu problem herhangi bir problem. İşte ev problemi, bu karı koca problemi, iş problemi. Bütün problemleri düşünebiliriz burada. Problemin çözümünde, problemlerin çözümünde görev almayanlar an gelir, zaman gelir o problemin bir parçası haline gelirler ve kendilerini kurtaramazlar, yakalarını kurtaramazlar. Sonra geriye dönüp biz nerede hata yaptık? Ne oldu da böyle oldu? Demekten de kendilerini alamazlar. Bu çerçevede kısaca anlaşma ve anlaştırma ahlakımız ne durumda? Bu soruyla birlikte toplumun bir röntgenini çekmenizi isterim. Buyurun. Evet, bizler neticede baktığımız zaman bir ağacın köklerinden dallarına uzanan bir yapıdayız. Bir ağaçtan geliyoruz. Hazreti Adem'den geliyoruz. Hazreti Adem, Hazreti Havva, validemizden geliyoruz. 1 milyar insan var şu anda. Esasında ne kadar insan varsa o kadar zevk, lezzet, fikir vesaire vardır. Hiçbir insanın fikri birbirini tutmaz. Tek yumurta ikizleri dahil buna. İnsanlar arasında, insanın olduğu yerde mutlaka anlaşmazlıklar vardır. Mesela peygamberler gelmiş, anlaşmazlıklar var yani. Anlaşmazlıklar olmasa peygamber gelmez. Sadece tevhid, nübüvvet, adalet, haşir akidesini anlatmak için değil. Bunun yanında toplumun dokusunu, bozulan dokuyu düzeltmek için gelmişler. Peygamberler bu çilenin en büyüğünü yaşamışlar. Bu noktada da en büyüğünü yaşamışlar. Çünkü insanların hep böyle huzur içerisinde, dünyalık huzuru, ahiret huzurunu yakalamasını düşünmüşler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlaşmayan ve anlaştırmayan müminde hayır yoktur buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Uygulamalar, bakıyorsunuz asr-ı saadette de aynı şekilde problemler oluyor. İnsanlar problemler yaşıyorlar. Mesela bir örnek paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Sahabenin alimlerinden, sahabenin güzel söz söyleyenlerinden Ka'b bin Malik var radıyallahu anh. Bir de İbni Ebu Hadret diye bir sahabe var. Bunlar Mescid-i Nebevi'de, Efendimizin mescidinde bir alacak verecek meselesi var. Ka'b bin Malik para vermiş ve parasının gününde tahsil etmek istiyor. Ve o da diğer sahabe efendimiz de demek ki tam imkanı olmadı, imkanları zayıf olduğundan dolayı tamamlayamamış yani ücreti, aldığı parayı. Aralarında bir anlaşmazlık oluyor. Bunlar böyle biraz sesler yükselince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescide giriyor hücresinden, odasından ve gelip Efendimiz ne olduğunu, olaya şahit oluyor. Şahit olunca Ka'b bin Malik'e parmağıyla işaret ediyor. Şehadet parmağının yarısını, elini böyle şey yapıyor. Baş parmağını koyarak. İmkanın varsa diyor yarıya düşür diyor. Belli ki bu sahabe efendimizin gariban bir adam. Bunu ödeyemedi. O da tamam diyor. Diyor ki kardeşim diyor evdekini getir diyor. Yani ne kadar getirebilirsen getir, ne kadar ayarladıysan. O da gidiyor, getiriyor ve teslim ediyor. Ve borcunu ödemiş oluyor. Ka'b bin Malik radıyallahu anh da o meselede helal ettiğinden dolayı kalan kısmını diğer sahabe efendimize mutlu oluyor. Zaman zaman değiniyoruz. Borç alma meselesi, aile içerisinde huzursuzluklar, komşular arasında, iş yerlerinde özellikle, toplumda. Bakıyorsunuz ki böyle bir sürü problemlerle karşılaşılıyor. İnsanlar sabırsız hareket ediyor. Sabırsız hareket edince bu sefer kavgalar, gürültüler meydana geliyor. Adam gelmiş bir yerde bir arabaya vurmuş diyelim trafikte. Oluyor. Binlerce, milyonlarca araba hareket ediyor, hareket halinde. Belki bir dikkatsizlik, belki bir dalgınlık. Arabaya vurulan kişi hemen iniyor, oradan kavga etmeye başlıyor. Adamın ailesi var yanında vesaire. Kardeşim bu olmuş. İnsanlara sükunete, suhulet davet etmek gerekiyor. İnsanlar çok girmiyorlar. Neden girmiyorlar? Belki bir kısım şeyler yaşadıklarından dolayı ama kıvılcımı iyice böyle attıran, daha böyle ateşin üzerine körükle giden insanlar oluyor. Kavga etseler de seyretsek. Adamın ailesi var. Orada görüyoruz. Bazen şahit oluyoruz trafikte. Adam kavga yapıyor bu sefer. Orada dövüşmeye başlıyor vesaire. Ya kardeşim dünya malı neticede dövüştüğün zaman yerine gelecek mi bu? Yerine gelmiyor neticede. Sigortaları var, şu var, bu ne olur? Bunlar karşılıklı ödenebilir. Bizler hep böyle yapıcı hareket etmemiz lazım. Cümlelerimizle, sözlerimizle, davranışlarımızla. Diyelim ki komşular arasında olabiliyor bu. Bizim en önemli vasfımızın insanları Efendimizin ifadesi anlaştıran ve anlaşan olması lazım. Bir problemde de öyle az fedakarlık yapmak lazım. Fedakarlık yapan insan kardeşler arasında da oluyor değil mi bu böyle şeyler? Fedakar olan kaybediyor gibi olur ama Allah katında en büyük kazananı o olur. Kardeşler arasında, akrabalar arasında olan problemlerde de en fazla fedakarlığı yapan
en kazançlı insan demektir. Evet, bu konuyla ilgili hemen bir slogan aklımda canlandı. Evet. Anlaşın, anlaştırın, uzlaştırın, mutlu olun. Çok güzel.